Adventure İstanbul'dan herkese merhaba efendim. Bugün AFMOTO'dayız ama test için AFMOTO'da değiliz. Niye diyeceksiniz? Adamlar bize 2 yıldır vermedikleri motor kalmadı test edelim diye. Bugün de böyle bir kampanya gibi bir şeyleri varmış. Ya dediler Nur, yani bir duyursan olur mu? Dedim olur abi, yani hep bana olmaz. Biraz da biz size vermiş olalım. Burada çok güzel böyle bir düşük bütçeli motorlarda kampanya yapmışlar. Kredi kartına taksit yapıyorlar falan. Hatta kampanyadaki motorların bir kısmı da videosunu çektiğimiz motorlar. Yani sadece size kampanya ile ilgili bilgi vermeyeceğim. Motorlarla da alakalı böyle 3-5 kelam edeceğim. Hadi gelin ufak ufak bakalım neler varmış satışta. Mesela burada Swartplan, Husqvarna Swartplan 125 var. Bunun videosunu yapmıştık. A1 seviyesinde motora başlayanlar için iyi seçenek. İyi gidiyor, iyi duruyor. Kaydırmalı debriyaj var. Zaten Türkiye'de de KTM güvencesiyle satılıyor. 2000 kilometrede. 2022 model. Fiyat yukarıda, kabul ediyorum. A1 için yüksek bir fiyat ama bu A1 motorların zaten sıkıntısı bu. Fiyatlar biraz 250 kadar yukarıda kalıyor. Bütçesi olan için iyi seçenek. Geçiyoruz. Burada da onun bir büyük abisi var. 2023 model Swartplan 250. Bak arada 10.000 lira var, görüyor musun? Hani 220'ye bunu alacağına 230'a bunu alabiliyorsun ama A1 A2 muhabbeti var. Dolayısıyla ehliyetiniz yetmiyorsa başka bir seçenek de yok maalesef. Geçtik efendim. Burada da CF 250 NK var. Bu da gençlerin çok severek, beğenerek kullandığı bir motor. Hani benim Çin mallarına olan ilgimi, sevgimi zaten biliyorsunuz ama her malın illaki ayrı bir alıcısı var. ABS olması ve su soğutmalı olması güzel. Başlangıç anlamında avantaj. Zaten sıfır gibi bir şey. 2024 model 500 kilometredeymiş. Liste fiyatı herhalde 190 bin gibi bunların. Tabii bunu böyle 12 taksitle alabiliyor olmak da güzel avantaj diye düşünüyorum. Geçtik. Burada Corlas bünyesinde gelen Royal Alloy var. Evet, Türkiye'de çok tutulmadı. Hani bir scooter için bu kadar para, bilmiyorum, tartışılır. ABS'li, sıvı soğutmalı. Şöyle klasik bir görüntüsü var. Çantası var. Şöyle yandan da göstereyim. Bunun da videosunu yapmıştım zaten. Ona da gene bakabilirsiniz. Bunu da 239 liraya veriyorlarmış. Yanında bakıyoruz. Kimco Agility var. Bu da 125'lik A1 sınırında bir motor. Hani Kimco biliyorsunuz dünyanın en büyük ikinci motosiklet üreticisi. Orijinal çantasıyla böyle 1000 kilometrede. ABS'li. Güzel, böyle led farlı. Boyası moyası, karenajı da oldukça güzel. Bunu test ettik mi hatırlamıyorum. Ama iyi seçenek olabilir. Geçiyoruz. Gene dünyadaki en büyük scooter üreticilerinden biri olan Peugeot'a. Peugeot'da efendim Django diye bir modeli. 150'lik 12.000 kilometredeymiş. ABS'li 2018. 5 yaşında mı oluyor? 6 yaşında oluyor. Ama fiyat süper abi. Yani bu fiyata ABS'li 150'lik scooter herhalde yok. Bir de Peugeot yani. Bakıyorum böyle lastikleri falan da hani geniş. Konforlu olabileceğini düşünüyorum. Geçiyoruz. Yanında Aurora, en sevdiğim Beatrix. Hani motor hakkında çok fazla bilgim yok. Adventure görünümlü. Bu ara bir Adventure görünümlü scooter furyası var biliyorsunuz. Sıvı soğutmalı. ABS'li sıfırmış bu arada. Bak bu da enteresan. Sıfır fiyatını bilmiyorum ama bunu 125-12 taksit alırsanız aylık 10 lira gibi bir rakama denk geliyor. Düşünülebilir. Eğer Aurora gibi bir markaya binmeyi düşünüyorsanız. Genelde de scooterlar var ha. Benim en sevdiğimdir scooter biliyorsunuz. Piaggio 150'lik sınıfta bence binilebilecek en kaliteli, en konforlu scooterlardan bir tanesidir bu Piaggio Medley'ler. Bir sıkıntısı biraz rakam yukarıda kalıyor. 2023 model 1800 kilometrede ABS'li falan. Burada da farklı bir rengi var ama bunda ekstra cam falan var ha. Bunun kilometre de düşük. Bak fiyatlar da arada 5000 lira gibi bir rakam var ha. Yani aksesuarı biz hallederiz derseniz bunu almak daha mantıklı. Buna da gene 12 taksit vade farksız yapıyorlarmış. Geçtik. RKS Blade 350. Bunun videosunu da çekmiştim. Çin malı. Hani motorla ilgili bilgi edinmek isteyen girip benim videoyu izleyebilir. ABS'li sıvı soğutmalıymış. Kilometre de oldukça düşük. Ama bu para eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Ona siz karar verin. Onun yanında da gene böyle aynı Maxi Scooter Aurora'nın GT250'si var. Bunun fiyat görece olarak daha makul. Yani o mu bu mu derseniz bence bu daha mantıklı. Eğer Aurora, RKS gibi bir markaya sahip olmayı düşünüyorsanız. Gene burada en alınır, en aklı başında, en güzel uzun yollar binebileceğiniz motor bana sorarsanız bu. Kimco DTX 360. Bu sınıfta bindiğim motorlardan hakikaten keyif aldıklarımdan bir tanesiydi. ADV 350 ile çok kıyaslayanlar var. Gene bu motorla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen girip videoyu izleyebilir. Kanalda güzel detaylı bir inceleme çekmiştik.
Hani normalde baktığınızda liste fiyatı olarak ADV 350'ye denk ama bu fiyatlara ADV 350 bulamadığınız için mantığı var mı? Var. Geçtik. Burada gene böyle İtalyan menşeili ama içinde SYM altyapısını barındıran Lambretta. Bunun 200'lüğünü test etmiştim ben. Çok da beğenmiştim. Bu da onun 125'lik modeli. A1'e uygun. Abi bize uyar, bizi götürür derseniz ABS'si yok. Kombine fren sistemi varmış. Bu da gene makul bir bütçe. Yani bu Lambretta güzel bir makine. Ben o zaman çok sevmiştim. İlgileniyorsanız buna da bakabilirsiniz. Evet, burada da gene Peugeot var. Peugeot'un Tweed 200 GT. Buna bindik mi hatırlamıyorum ya. Ama tasarımı çok güzel ha. LED var falan. Bu Nardo Green'i, rengini ben sevmiyor olsam da piyasada çok tutuluyor. Büyük tekerlekli. Yani konforlu olabileceğini düşünüyorum. ABS'liymiş. Dijital göstergesi varmış. 4500'de 160 bin lira. Fena fiyat değil. Mantığı var. Burada da geçiyoruz abicim. Çok Jeff... pardon efendim. Bu motorumuz satıldı. Hayırlı olsun. La oğlum ne ara sattın? Daha videosunu yapmadık. Hayırlı olsun efendim. E ne yapayım, anlatmayayım mı yani? Maalesef. Peki. Öbürünü anlatabilirsiniz efendim. Peki efendim. Satmışlar abi, helal olsun. Evet, burada da CF'nin 250 SR'ı var. Yeni başlayan arkadaşlarımızın çokça ilgisini, dikkatini çeken güzel tasarımlı. Böyle LED farlı falan. Aynaları falan da kapanıyor herhalde böyle aralardan gazlarken. 200 bin liraya 12 taksit yapıyorlarmış. Bu da güzel. Evet, burada işler aşağı yukarı böyleymiş efendim. Size duyurmak istedim. İçinizden birisi bu kampanyalardan yararlanıp hani 3 kuruşu cebinde bırakabilirse ne ala. Half-Moto'ya da buradan bir faydamız olursa o da ne ala, sağ olsunlar. 2 senedir bize istediğimiz her motoru sağladılar, verdiler, bindik, ettik, size bu videoları ayarladık. Bu arada aramızda kalsın. Yaklaşın gelin. Buraya gelip de Nuri abiden duyduk abi, kampanya varmış falan deyip de hele paranız nakitse bir tık daha bir şeyler talep edin abi. Adamlar duymasın ama benden de size tavsiye. Paranız nakitse bu fiyatları biraz daha aşağı inerler. İnmezlerse de beni arayın. Bu videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.